Özellikle yeni SMM olmuş mali müşavirlerin ve staj yapan öğrencilerin faydalanabileceği oynatma listesi. Seçtiklerim içerisinde de benim sevdiğim, izlenebilir, siz de bakın diye düşündüğüm videolar var. Oynatma listeleri bu şekilde. Telefonumuza bir şifre geldi. Şifreyi kargo personeline söyledik. Paketimizi aldık. Oh şükür. Tüccar kargo aracılığıyla 11.500 liraya Samsung Galaxy S10 telefon aldık. Şimdi açalım paketi. Paketin içerisinde yine koruma var. Bunu da açalım. Paket bu şekilde gayet sıkı. Kutusu daha önce açılmamış. Güvenilir görünüyor. Bunun içerisini de açalım. Jelatinini de çıkartalım. Bakın burada da çok sıkı Samsung etiketi var. Yani bunu buradan çizip açmayınca kutu açılmaz. Kutunun daha önce açılmadığı buradan da belli. Şimdi biz aralığı açtık. Kutuyu açalım. Telefonumuz burada. Bakalım başka neler var. Bu hızlı şarjımız. Bu onun kablosu. Bu da kulaklık. Bunun içerisinden de hızlı başlangıç kılavuzu çıktı. Şurada yazıyor Galaxy S10 Samsung diye. Toplam kutu içeriği bu kadar. Benim telefonum bundan sonraki aldığım Galaxy S21 kulaklık bile vermemişlerdi. Bu arada daha önceki telefonumun kulaklık girişi şu şekildeydi. Yani önceki telefonun girişi de uymadı. Kendim yeniden ücret ödeyerek Samsung S21 için kulaklık almıştım. Hatta şarj cihazı da vermediler. Şarj cihazında artı ücret vererek almıştım. S10'larda böyle bir problem yok. Şarj cihazı var. Kulaklık içerisinde var. Telefon burada. Şimdi şu üzerindeki korumayı da kaldıralım. Bu şekilde kaldıralım. Zaten bunun altında bir koruma daha oluyor. Bazıları bir süre bununla kullanıyor da ben sevmiyorum. Evet, telefonumuz pırıl pırıl çıktı. Bunu atalım. Arkasında da koruma var. Buna dokunmayacağım. Kameranın üzerinde de var bakın. Kameranın üzerindekini çıkartalım resim çekinirken, çünkü kötü çıkacaktır. Açma düğmesine bastım. İçerisinde şu anda sim kart yok. Evet, telefonumuz açılıyor şu anda. Telefonumuzun tam adı burada yazıyor. SMG973F cep telefonu Galaxy 10. Hoş geldiniz diyor. Türkçe başlat diyor. Başlatalım. İncelemeniz için tümünü kabul et. Gizlilik ilkesi tanımlama. Tümünü kabul et diyelim. Çok da bilinçli söylemiyorum bunu gerçi ama. Şu sim kartı takmak, çıkartmak için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlat diyelim yine. Tümünü kabul etti. Kabul etmemiş mi deminde? Daha fazla dosyalar, medya, fiziksel, kabul et. Wi-Fi ağ seçin. Şu benim eviminki. Ah, yanlış oldu. Geri. Şu benim eviminki. Güncellemeler denetleniyor. Telefonunuz hazırlanıyor. Wi-Fi şifresine girdik. Telefonumuz hazırlanıyormuş.
Birkaç dakika sürebilir yazıyor şurada. Şimdi bu telefona dışına koruyucu lazım. Camına yine koruyucu lazım. Bunu babam kullansın diye aldık. Babam da bir iki kere camı kırdı. Bundan önceki telefonun camını kırdı. Umarım bunun başına öyle şeyler gelmez. Uygulama ve verilerinizi kopyalayın diyor. Şu anda babamın telefonu yanımızda değil. Kopyalayamayız. İleri diyelim bakalım. Eski cihazınızı kullanın yazıyor. İndiriliyor. Smart Switch indiriliyor. Bununla kopyalamıştık benim telefonuma da bilgileri. O indirilsin. Sonrasında yanına koyarak kopyalarız. Uygulamaları, verileri kopyalayın. Kopyalama diyelim. Kopyala deyince çünkü telefonu yanına koyun diyor ya. Bilgiler kontrol ediliyormuş. Kart bunda takılı olmadığı için sanırım bildirim gelmedi. Ben de atla dedim. Atla. Telefonunuzu koruyun. Yüz tanıma vesaire atla. Yine de atlansın mı? Atlansın. Tamam. Telefonunuz hazırlanıyor. Yani sim kartı yok ama neticede bu bilgisayar gibi ya. Şu anda açılıyor. Önerilen uygulamaları al. Önerilen uygulamaları al. Sonraki diyelim. E-posta ve telefonla Q koduyla aç. Geç diyelim buraya da. Geç diyelim. Her şey tamammış, iyi şükür. Bitir diyelim. Oh, telefonumuz açıldı. Şimdi hayır teşekkürler diyelim ne demekse. Ne? Bir saniye. Ne? Yabancı oğlu. Kendi YouTube kanalımıza girelim. Videolar diyelim. Evet, işte buradayız. Şuraya basalım. Şimdi şuraya masaüstü. Bir dakika. Bakın şuna basalım. Bilgiler kontrol ediyor. Oturum aç. Tamam. Oturum falan açmak istemiyoruz biz şu anda. Bunu Google sayfasında açmak istiyorum. Bakalım. Şununla girmek daha güzel oluyor. Daha fazla diyelim. Tümünü kabul ediyorum. Ne demekse tümünü kabul edelim. Şimdi hiç okuyamayacağım onu. Şimdi değil, ayarla diyor. Ben de şimdi değil dedim. URL'ye veya şuraya Emine Yabacıoğlu Yabacıoğlu. Bakalım burada videolar diyelim. Şurayı açalım bakalım. Burada Emine Yabacıoğlu yazan yere tıklayalım. Şurada oynatma listelerine tıklayalım. Hatim. Bakın size burayı tanıtayım. Oynatma listeleri arasında Karadeniz gezimiz vardı. 174 tane Karadeniz videosu varmış. Kayseri, Yahyalı, Kapuzbaşı videoların içerisinde 100 tane video varmış. Son kısımda Kayseri, Yahyalı, Kapuzbaşı dışında videolar da vardır. Ama çoğunluğu öyle. Arabayla ilgili videolar varmış. Bu mesela lastik basıncı ayarlama, lastik arıza,
İşaretinin silinmesi videosu. Yine Çorum burası. Tatilde gidilecek yerlerde bu görünen Loç Vadisi. Çok güzel yerler var. Sağlıklı yaşamda en çok izlenen videolar arasında diz ağrım nasıl geçti ve topuk dikeni. Topuk dikeni özellikle çok verimli sonuca ulaşabiliyorsunuz. Videoyu izlerseniz faydasını göreceksiniz. İnandıklarımın içerisinde sohbetler vesaire var benim inancımla ilgili. İstanbul videosunun içerisinde İstanbul'da gezilecek yerler ve çevresi var. Bence güzel. Ankara oynatma listesinin içerisinde gezilecek yerler ve yakın çevrede gezilecek yerler var. Kediler, çocuklar, el işi vesairenin içerisinde karışık videolar var. Müziğin içerisinde ilahi ve müzikler var benim sevdiğim. Yeme içme videoları içerisinde lokantalar, kendi yaptıklarım, başkasının yaptıkları bazı yeme içme videoları var. 181 taneymiş. Muhasebe SMM oynatma listesinin içerisinde 155 tane video varmış. Son kısmında ilgisiz videolar olabilir ama özellikle başında en az bunun 130 tanesi muhasebe ile ilgilidir. Özellikle yeni SMM olmuş mali müşavirlerin ve staj yapan öğrencilerin faydalanabileceği oynatma listesi. Seçtiklerim içerisinde de benim sevdiğim, izlenebilir, siz de bakın diye düşündüğüm videolar var. Oynatma listeleri bu şekilde benim YouTube kanalımın içinde. Hatim Meal içerisinde ise 1'den 30'a kadar Arapça Kur'an-ı Kerim'in okunuşu, arkasından da 1'den 30'a kadar Kur'an-ı Kerim'in meali var. Özellikle ben sessiz, dikkat istemeyen işler yaptığımda, örnek veriyorum, ütü yaparken mutlaka mealleri açıyorum, meal dinliyorum. Gerçekten çok faydasını görüyorum. Size de sessizce yaptığınız işlerde yahut el işi yaparken, örnek veriyorum, hırka örüyorsunuz, yelek örüyorsunuz, onları yaparken meal dinlemenizi tavsiye ederim. Yeni telefonumuzu güle güle kullanalım. Daha doğrusu babam güle güle iyi günlerde kullansın inşallah uzunca bir süre. Hepinize daha güzellerini Rabbim versin. Allah'a emanet olun. Kamerasının korumasını da kaldırdım. Geriye bir tek şuradaki koruma kaldı. Artık güzelce resim çekebiliriz. Bu telefonu ben daha önce kullandığım için bir iki özelliğinden bahsedeyim. Bir defa kamera çekim kalitesi çok güzel. Önü de arkası da, öndeki kameralarda, arkadaki kameralarda çok güzel. 60 fps'ye kadar video çekebiliyor. 4K seçeneği var. Çok güzel videolar çekebiliyor. 128 GB hafızası gayet iyi. Hızlı şarj edilebiliyor. Dezavantaj olarak çok kaygan. Elden düşürürseniz arka camı, arka kapağının şurası cam. Şunu çıkarmadığım için gösteremiyorum size. Burası da çatlıyor. Yine düşürürseniz ön camda çatlıyor. İptal diyelim. Ön camda çatlıyor. Yani elinizden düşürürseniz çok kolay ön cam ve arka kapak çatlıyor. Onun için mutlaka koruma kullanmanız lazım. Ben de babamınkine koruma alacağım inşallah. Allah'a emanet olunuz. Cihazı şarja takalım. Size hızlı şarj yazdığını da göstereyim. Bakın buraya takıyoruz. İşte burada hızlı şarj. 1 saat 14 dakikada şarj olacak diyor. 1 saat 14 dakikada şarj olacakmış. Hadi bakalım şarj olsun. Size kendi telefonumu da göstereyim. Zaten ben bu telefonu tanıdığım ve sevdiğim için babama da aldık. Bu da benim Eson'um.